Elektronik atıklar, yer kaplamaları ve zehirli maddeler içermeleri dolayısıyla dünyada gittikçe büyüyen bir sorun haline geliyor. Bugün de Dünya Elektronik Atık Günü. İşte bu atıkların doğaya zarar vermemesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Şimdi Kocaeli'ye çevireceğiz kameralarımızı. Kente e-atık toplama standları kuruluyor. Detayları arkadaşımız Halit Yılmaz aktaracak bizlere. Halit, artık elektronik aletler hayatımızın değişmez parçalarından birisi. Hemen arkanda bir heykel görüyorum. İşte orada gördüğümüz gibi kumanda bozuluyor, çöpe atıyoruz. Ya da elektronik bir alet bozuluyor, çöpe atıyoruz. Neye ne kadar zarar veriyoruz ve aslında doğrusu ne? Nasıl bunları yeniden kullanıma sokabiliriz? Ayrıntıları senden dinleyelim lütfen. Ahmet Görmez, bugün 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü. Tabii paydaşlarıyla birlikte çok önemli bir etkinlik. Paydaşlardan ana paydaş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Diğer paydaş Türkiye'nin ilk elektronik atık geri dönüşüm firması. Bir diğeri de Kocaeli'nin açık alandaki aynı zamanda da sıfır atık belgeli bir alışveriş merkezi. Üçü paydaş ve vatandaşlar buraya elektronik atıklarını getirdiklerinde farkındalık oluşturuluyor. Arkamdaki heykel de onlarca elektronik atıktan oluşuyor. Peki neye ne kadar zarar veriyor sorusunun cevabını ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem'den alacağız. Mesut Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Elektronik atık günü, günümüz kutlu olsun. Ama nedir elektronik atık? Önce onu soralım. Sonrasında ne zarar veriyor? Evet, sizin de dediğiniz gibi elektronik atıklar bizim evlerimizde oluşan küçük ev aletlerimiz olsun, cep telefonlarımız olsun, televizyonlarımız, buzdolabı, çamaşır makineleri olsun. Bunların tamamı aslında elektronik atık olarak sınıflandırılabiliyor. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bugün burada bir farkındalık etkinliği yapıyoruz ve vatandaşlarımıza diyoruz ki işte evinizde bulunan elektronik atıkları buraya getirin, biz size bir takım hediyeler verelim. Böyle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü elektronik atıklar hem çok tehlikeli doğaya ya da çöpe atıldığında, hem de çok değerli aslında. Biz bu konuya bu şekilde bakıyoruz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde 12 ilçe belediyemizle birlikte elektronik atıkların diğer atıklarda olduğu gibi sıfır atık hedefi kapsamında toplanması ve doğru bir şekilde geri kazanımı sağlamaya çalışıyoruz. Peki evimizde elektronik atık deyince ilk göze çarpan elektronik atık bilinenler neler var mesela? Mesela direkt aklımıza cep telefonları geliyor. Bunun dışında yine küçük ev aletleri dediğimiz mutfakta kullandığımız araçlar, gereçler geliyor. Televizyonlar geliyor. Özellikle eski tüplü televizyonlar, aydınlatmalarda özellikle floresanlar geliyor ki bunların tamamında özellikle kadmiyum dediğimiz, cıva dediğimiz ve kurşun dediğimiz tehlikeli maddeler içeriyor. Eğer biz bunları çöpe ya da doğaya atarsak bunlar gerçekten çok tehlikeli. O yüzden geri kazanılmalı ve değere dönüşmeli. Peki geri kazanalım, değerli kılalım ama bu değer konusunda biz evde bunu yapabilecek bir şey midir? Yani bir televizyonun içerisinde varsa şayet cıvayı biz kendimiz çıkartabilme şansımız veyahut da bir altın kablo geçiyorsa onu söküp alabilme şansımız var mı? Yoksa bu farklı bir teknik ve teknoloji mi gerektiriyor? Tabii burada şu çok önemli. Özellikle önce tabii bunu toplamak gerekiyor. Yani evlerimizde olan bu tür atıklarımızla ilgili mutlaka ilçe belediyelerimize bu durum bildirilmeli. Elinde atığı olan 12 ilçe belediyesine bildirebilir. Ya da bizim 153 hattımız var, buraya bildirilmeli. Daha sonra biz bunları toplayarak, taşıyarak bir geri kazanım firması da burada ortaklaşa çalıştığımız, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de ilk geri kazanım firması, onunla beraber bunun bir değere dönüştürülmesi, geri kazanılması konusu bu şekilde yürütülüyor. Peki neler var sepetinizde? Onları da alalım son olarak. Evet, gördüğünüz gibi sepetimizde yazıcılarımız var, bir takım kartuşlar var. Bunların hepsi elektronik atık olarak geçmekte ve bu elektronik atıklar içerisindeki tehlikeli maddelerle beraber işte her zaman yine söylüyoruz, çevreye ve doğaya zarar vermeden bir şekilde belediyelerimize ya da bize bildirerek geri kazanılmalı. Mutlaka bu sağlanmalı. Burada tartıyorsunuz, alıyorsunuz. Hemen şunu söyleyelim. Bugün mesela bu etkinlik bu alışveriş merkezinde başladı, devam edecek. Şayet vatandaşlar buraya 10 kilogramın üzerinde elektronik atık getirdiklerinde ilk 3 kişiye, 10 kilonun üzerinde elektronik atık getiren ilk 3 kişiye akıllı saat hediye edilecek. Tabii onu da kullanımı bittikten sonra mutlaka elektronik atık geri dönüşümüne göndermeleri önemli, tavsiye edilecek. Ama işin özeti şu. Bugün 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü. Kocaeli